Değerli izleyenler, mutlu sabahlar. Yeni bir günle daha karşınızdayız. 25 Mayıs Perşembe sabahında saatimiz 9'u gösterdiği an itibariyle Manşet Artı'daki birlikteliğimize başladık. Ben Balkan Gürses ve Aziz Karaziz'le hafta boyunca yine birlikteyiz. Aziz, günaydın. Günaydın. Ülke gündeminde öne çıkanları yine stüdyo konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Yine değerli bir ismi ağırlıyoruz bugün, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Hasan Küçük. Hoş geldiniz. Hoş diyelim siz öncelikle. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Enerjimiz yerinde. Ne güzel. Güzel. Biraz gündemi konuşalım. Tabii ben bu grevlerle başlamak istiyorum. Eğitimde yaşanan grevlerle alakalı kıymetli görüşlerinizi dinlemek isterim. Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası bugün de tüm okullarda grev yapacak. Dolayısıyla sınavlar bugün de gerçekleşemeyecek. Öğretmenler değişiklik yasası ile ilgili bir tartışma sürecindeyiz. Bu konuyla ilgili yasanın geri çekilmesi konusunda bir tavır ortaya koyuyor sendikalar. İlgili bakanınsa bu konuda yapılması gereken değişikliklerle ilgili yaratmaya çalıştığı bir algı var. Ama sonuç itibariyle hafta başından itibaren gerçekleşen grevlerle çocuklarımız sınavlarına giremiyor. Bu tabii hem eğitim açısından nasıl yorumlanmalı, hem sendikaların tavrı, öğretmenler değişiklik yasasıyla yapılmak istenenle ilgili de bize neyi gösteriyor, nasıl bir yorum ve değerlendirme yapacaksınız? Evet. Teşekkür ederim. İzleyicilere de hayırlı günler. Yani böyle spesifik konular özellikle alanımız olduğunda çok büyük keyif alıyorum. Sizlerle bu konuyu tartışmak, izleyicilere bugün program kapsamında sadece görüşlerimizi ortaya koyacağız. Bunun sonuçta tartışılan boyutun şu an çok doğru bir zemin temelinde tartışıldığını ben şahsen düşünmüyorum. Ben Hasan Küçük olarak, bir eğitim bilimci olarak bu görüşü ortaya koyuyorum. Bir kere bu tartışmalar sadece bugün ortaya çıkmadı. Yıllardır, yani ben kendi kendimi bildim bileli, aşağı yukarı 2004-2014 yılları arasında Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmış biri, bu alanda dirsek çürüten biri, hep bu ve buna benzer, işte bu öğretmenler yasasının bir boyutu, bazı maddeler hep ele alındı, bir şeyler yapıldı. Ama burada hiçbir zaman bir art niyet yoktur. Ben yine bir art niyet görmüyorum. Ama eğitimin geldiği noktayı Baykan Hanım, sadece biz şu an öğretmenler yasası üzerinden tartışırsak hata yaparak. Ve bu doğru zemin değil. Evet, bu yasa uzun zamandır tartışılıyordu. Yani yıllardır ne yapılması gerekir? Bir kere şöyle bakmamız gerekir, bir adım geriye geçip, bir yasa niye değişikliğe uğraması gerekir? Yani nereden oldu? Yani oturup birileri hadi bunu yapalım diye, yok böyle bir dünya. Böyle bir siyasi düşünce de olmadığını, böyle bir siyasetçinin de ülkemizde değil dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum. Bu bir ihtiyaç mı? Önce bir buna bakmamız gerekir doğru zemine inmek için. İki, sendikal açıdan baktığımızda olaya bir farklı bakışa gitmemiz gerekir. Şimdi hep insanlar şunu söylüyor. İşte sendika açısından baktığımızda, aslında sendika açısından sendika olaya farklı bakmıyor ki, bakanlık farklı bakmıyor ki. Burada esas amaç eğitimde dünyadaki değişime adapte olma, eğitimdeki bu yenilik ve buna bağlı olarak eğitimde bir reform istiyor muyuz arkadaşlar? Önce bunun cevabını vermemiz gerekiyor. Aynı dil konuşuluyor mu sizce? Bence konuşulmuyor. Bu partimle bağlayan bir düşünce de bunu ben Hasan Küçük olarak aldığımız eğitimin ve bize vermiş olduğu sorumluluk ve topluma karşı sorumluluğumdan dolayı bunu ifade ediyorum. Aynı bakış açısını konuşabilmek adına şu an geldiğimiz noktanın nereden nasıl geldiğine bir önce bir bakmamız gerekir. Eğer burada biz eğitimin siyaset üstü bir karar, siyaset üstü bir disiplin olarak olması gerektiğini görürsek, o zaman taraflar birbirini anlar ve doğru pencereden bakar. Peki bu sadece bizim ülkemizde mi bu ihtiyaç? Yani bu yasa sadece öğretmenin işte çalışma saatleri, hizmet içi eğitimler, görevlendirme değil. Buna bakarsak aslında birçok eksiğimiz vardır. Evet, doğrudur. Bu eksiklik ne çok kısa bir sürede, yani böyle bir buçuk yılın içinde tamamlanabilecektir. Şimdi bazı talepler var ki bu talepler bir problem olarak duruyor eğitim sisteminde. Ama siz bu problemlerin çözümünde köklü reformsal bir sürece gitmezseniz, bu problemler varılan uzlaşılara göre saman altı yapılır ve ertelenir. Yıllarca yapıldığı gibi. Ben burada birini suçlamıyorum. Günün koşul şartlarında mevcut imkanlar, bütçedir, ekonomik koşullar derken bunlar yapıldı Aziz Bey. Ama
Artık bunlar bizi kurtarmıyor. Bakın, bütün taraflar diyorum, bu yaşanılan süreçte şikayetçi. Benim de çocuğum var, sizin de, sizin de, herkesin. Bunu biraz açmanızı isteyelim. Tabii ki açacağım. Hani nedir bu bakın, şikayet bak, edilen süreç ya da... Bunları konuşmazsak biz doğruyu bulamayız. Bu konuşacaklarından birileri de rahatsız olacaksa olsun. Çünkü biz eğer ki seçilmiş kişiler halkın iradesi olarak bizlerden bazı beklentiler üzerine biz bu sandıktan çıktık. Çıkarken de bazı sözler verdik. Nedir bu sözler? Bir ülkenin gelişimi, kalkınması eğitimdeki köklü değişikliklerle ancak yapabilirsiniz. Peki köklü değişiklik yapmadan olmaz mı? Olur. İşte bugünkü durum olur. Neden? Çünkü yıllardır zaten bu sorunlar hep ötelendi. Bu sorunların kaynağını, tek temel neden kaynaktırdığı ben katılmıyorum. Bakın eğitim o kadar dinamik bir süreçtir ki yapılacak planlamalar ve yapılacak öngörülerle birlikte kendi iş dinamiklere göre kaynak yaratılabilir. Hatırlar mısınız belediyeler reformu bu stüdyolarda konuşulurken eğitimde reformu yapmazsak, köklü değişikliğe gitmezsek bu kavgaların, bu tartışmaların geleceğini ben yine yüzünüze bakarak bu stüdyo kayıtlarda da girip herkes bakabilir. Çünkü dünya şunu söylüyor. Biz sadece sorunlarımızı kendi ülkemiz içerisinde yaşadığımız gerçekler üzerinden çözemeyiz. Evrensel değerlerden konuşuyoruz. Çocuklarımızı dünyayla rekabet edebilecek diğer gençlere arasına yetiştirmek istiyoruz. Hak ettiğimiz hayatta ve dünyada yaşayabileceğimiz en güzel şeyi yaşamak isteriz. En doğal hakkımızdır. Kıbrıs Türk halkı da yaşamak ister bunu, hak ediyor da. Ve artı buna bağlı olarak biz kendi dinamiklerimizi ne kadar mobilize ettik? Ne kadar dünyadaki siyasi, iktisadi, ekonomik gelişmelere bağlı olarak başta eğitim adına, tarımda, sağlıkta ne kadar mobilize ettik? Evet, birçok alanda bunu mobilize ettik kesinlikle. Sağlık alanında da, tarım alanında yeterli mi? Değil. Eğitimde yapabildik mi? Hayır. Burada yani bütünsel bakamadığımız noktasına şimdi mı geliyor peki? Bütünsel bakıp konunun parça parça çözümü de bir yöntemdir. Bu tüme varım ilkesi. Bir de tümden gelip bütünsel bakıp köklü değişimde yapabilirsin. Yani her iki yöntem ve modelle de bu sonuç itibariyle sonucu ne yapmak istediğinizle alakalıdır. Mesela biz bir irade gösterdik. Belediyeler reformunda büyük tartışmalar neden oldu. 4 ay, 5 ay tartışmalar oldu. Peki şu an bu reformsal süreci baktığımız zaman ben hep söylediğim belediyelerdeki problem finansal değil yönetseldir dedik. Ve şu an iyi bir yönetim yapısına kavuştuğu için 18 belediyemiz de halkın dilinde tıkır tıkır gidiyor. Şikayetler gelmiyor. Hem finansman anlamında hem yönetsel anlamda daha da yerel yönetimleri güçlendirdik. İşte ben o dönemde de ve Cumhuriyet Meclisi'nde de konuşurken ben değil yani aslında bütün dünyanın söylediği bir şeyi ortak dil ülkenin gerçeğine göre aldığımız eğitimle birlikte akademik kadrolarla hocalarımızla oturup bunları tartışıyoruz. Eğitimde şöyle bir şey vardı Baykal Hanım. Siz bugünün gerçeğine göre çocuklarımızı yetiştirmek değil, çocuklarımız nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsa ona göre yetiştirmeyi, önce bunu karar vermeniz gerekir. Eğer ben sadece bugünkü tartışmayı bu yasa üzerinden yaparsam ben yapmıyorum, tartışmam bunu. Bu çünkü problemin sadece en küçük bir parçasıdır bugün konuştuğumuz. Yani şu anda tartışma yanlış ve doğru olmayan bir zeminde mi yapılıyor? Ben kanaat getirmiyorum burada. Evet, bu yarın Cumhuriyet Meclisi'nde tartışılacak, komitelerde tartışılacak, bu geçecek. Ama bu sorunu çözecek mi? Bence çözmeyecek. Gene bazı şeyler ötelenecek. O yüzden ben eğitimde reform kaçınılmazdır, eğitimde yenilikçi bir sürece girmemiz gerekir noktasını söylerken tam da aslında üzerinde durduğum budur. Şimdi buna bağlı olarak kısa bir süre sonra bazı üniversitelerimiz, işte devlet üniversitemiz, Güzide bir kuruluşumuz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yaşadığı sorunları... Mali sorunları. Ben dün oradaydım mesela Sayın Rektör'ü, mütevelli heyetimizi ziyaret ettim, fikirlerini aldım, görüşlerini aldım. Ne yapılabilir? Bazı çözüm önerileri ortaya koyduk. Ama dünyada artık şu bir gerçek vardır. Eğitim ekonomisi denilen bir kavramı bizim bu ülkede artık içselleştirip tartışmamız gerekir. Yani eğitim ekonomisinden kastım şudur. Bizim ekonomik parametreleri dahi geliştirirken ve bu dinamikleri mobilize ederken en önemli şey aslında benim yetiştirmem gereken nitelikli insan. Yani artık toplumlar
bilgi çağında, teknoloji çağında, sanayi devriminden artık bilgi çağını da geçti, teknoloji çağına girdi. Bunu yönetecek olan yine kimlerdir? Nitelikli insanlardır. Peki eğitimdeki beklentiler değişmedi mi? Değişti. Bugün siz metaforik bir çalışma yapın. 10 yıl önceki öğretmenlik mesleğin tanımıyla şu anki öğretmenlik mesleğin tanımı aynı olabilir mi arkadaşlar? Mümkün değil. Bugün bir polislik mesleğinin tanımıyla 20 sene önceki bugün belli mi? Veya bir gazetecinin tanımıyla bugün aynı mı? Veya bir doktorun tanımıyla bugün aynı mı? Ama esas konumuza gelelim. Öğretmenlik mesleği de dahil, öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, bütün bu dört değişken tanımı, görev, sorumlulukları bütün dünyada değişmiştir. Neden? Çünkü insanın alışkanlıkları değişti. İnsanın zaman tüketimi, üretime bakış açısı değişti. Değişen zamanın kendisinin gerisinde kalırsanız biz çok bu kısır tartışmalara gireceğiz. Dolayısıyla Baykan Hanım sorduğunuz sorunun cevabı aslında buradadır. Bütünün içerisinde resmi hangi noktada neyle ilişkili olduğunu konuşmamız gerekir. Evet, biz bugün bu düzenlemenin nedenlerinden biri işte gelecek yıl okul gün saatlerini artırmak. Bu bağlamda işte öğretmen ders saatleri işte minimum 13, maksimum 18 veya 15, 20. Ben buralarda değilim. Bu tartışmada inanın bu tartışmanın temeli ve bu problemlerin kaynağı saatler üzerinden olmaması gerekir. Bugün baktığımız zaman siz 2 ay önce yaptığınız evinizde bir inşaat, bir bahçe düzenlemesini, bir boyayı Aziz Bey, bugün beğenmediğinizde değişebilir misiniz? Bu nokta çok özür dilerim. Bu nokta çok önemli aslında. Yani bu geldiğimiz nokta, yani kişi olarak alalım kendimizi. İşte yaşantımızda her şeyi değiştiriyoruz. Yani işte evimizi değiştiriyoruz. Ev, başka bir ev almasak bile evin işlevsel yerlerini, modelini, şusunu, busunu, arabamızı değişiyoruz. Kılık kıyafet zaten değişiyoruz. Gittiğimiz markete kadar, gittiğimiz lokantaya kadar her şeyi değişiyoruz. Her şey. Evet, yani bu çok önemlidir. Ama bazı noktalara gelip takılıyoruz ve değişime çok direniyoruz. Bu çok ciddi bir toplumsal çelişkiye dönüştü ki aslında değişim de değil, buna gelişim demek herhalde daha doğru olacak. Yani. Önce gelişim. Evet. Önce yani. Gelişim. Dolayısıyla biz her şeyi değiştirebiliriz. Fiziksel olarak beğenmediğimiz, istemediğimiz, atıyorum bir hanımefendi bir saçının rengini beğenmez, gider kuaföre değil. Aynı şey mi? Evet, aynı her şey şeyle. Değil ama eğitimde bunu davranış biçimi olarak mümkün yapmak lazım. Mümkün mü biz 2 ay önce çocuğumuzun aldığı eğitimi değişelim? Mümkün mü? Bunu kim yapacak? Sadece öğretmen değildir. Çocuğun bulunduğu her an, sadece okul değil, ev ortamı, sosyal çevre, yaşam. Çünkü John Dewey'un söylediği bir söz vardı. Okul hayatın kendisidir. Okul yaşamın kendisidir ve her andır. Şimdi biz yerel yönetimleri o kadar bir güçlü duruma getirdik. Ama bazı görev sorumlulukları da yüklememiz gerekir. Mesela ben hep şunu öneriyorum. İlçe eğitim kurumlarının bu eğitimdeki reform süreci için çok büyük bir adımdır. Neden? Şimdi merkeziyetçi anlayışla birlikte sizin yapabileceğiniz Aziz Bey... belli bir şeylerdir. Merkeziyetçi anlayış sadece kontrolü, planlamayı yapar, denetimi yapar. Ama birebir her bölgede, her okulda, her öğrenci aynıymış gibi, her öğretmenin özelliği aynıymış gibi planlama yapamazsınız. Bu işte değişimin kendisinin tam adresidir. Bu adresten kesinlikle. Yola çıkarak bizim yapmamız gereken en önemli bir okul bütçelerinin ivedilikle oluşturmamız, döner sermaye yapımızın değişmesi, bu anlamda tüzük değişikliğine gitmemiz gerekir. 3, ilçe eğitim kurullarını kurarak, yerel yönetimlerde dahil olmak, yerel yönetimlerden başlayarak, bölgedeki sivil toplum örgütlerini, dernekleri bu sürece, karar alma sürecine, yani okul yönetim modelini ilçe eğitim kurumlarıyla entegre etmeniz gerekir. O yüzden biz tam zamanlı eğitim, ben tam gün eğitim demiyorum. Tam gün eğitim diye bir şey yoktur dünyada. Tam zamanlı eğitim vardır. Nedir farkı? Farkı şudur. Şimdi tam gün ne demektir?
Yani biri bana bunu açıklasın ya. Bunu lütfen bilimsel olarak tartışmamız gerekir. Yani ben izliyorum, dinliyorum ama bazı terminolojiler takılmamamız gerekir. Doğrudur. Birileri de ya hoca boş ver takılma diyecek kelimeye ama o kelimenin altındaki esası siz görmezseniz yapmanız gerekenin çok uzağında kararsın. Ne demektir tam gün? Yani 24 saat ben eğitim mi veriyorum? Eğer tam gün diyorsanız ve siz çocuğun hayatını ona göre şekillendireceksiniz, o zaman her ana dokunmanız gerekir. Ha, tam zamanlı eğitimde de şudur. Siz 12.30'da 1'de bu okulları kapatmak bir cinayettir. Bu kadar kaynak, bu kadar bina fiziki anlamda kapanıyor. Bir okulda halı saha vardır. Üzülüyorum ama gidiyor bir spor dairesi okulun 500 metre ilerisinde 4 milyon TL vererek halı saha yapıyor. Ya bu bugünün sorunu değil, yani bu yıllar öncesinde olan bir şey. Adres önemli değil. Ve üzülüyorum ve diyorum ki okul müdürüne. Ya müdürüm diyorum, bir bekçi koyun. Sahayı açın dışarıya. Bir döner sermeye alıştırın. En basiti, çok basit bir şeydir. İşte biz burada bölgesel ihtiyaçları ve okul modellemelerini yaratabilmek için işte bu ilçe eğitim kurumlarını harekete geçirdiğimizde otomatikmen en basitinden bu bütçeleri yaratabiliriz, bir. İki, tam zamanlı eğitimde şudur. Bizim eğitime bakış açımız felsefik olarak, eğer eğitim hayatın kendisi ise o zaman biz çocukların okul sonrası da eğitim hayatlarını ve öğretim süreçlerini direkt ve dolaylı planlama yapacaksak bunu en etkin işte yerel yönetimlerle birlikte süreci şekillendirmemiz gerekir. Bunu ben demiyorum, bunu bilim söylüyor, bunu dünya söylüyor. Bunu yapmak zorundayız. Bu birileri istemesi veya birilerinin sonra yapacağız diye bir tamir olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu bir tercih değildi, bu bir zorunluluktur. Bu çocuklar hepimizindir. Bugün benim çocuğum da sınavla. Benim iki çocuğum var. Biri evde, birini sabah okula bıraktım. Doğru mu bu? Tamam değildir bu iş. Peki bundan herkes şikayet etmiyor mu? Sendika yönetiminde de içinde de arkadaşlar vardır. E tamam değil diyor, biz de huzursuzuz. Biz de istiyoruz işte sınavlarımızı verelim, bitirelim. Ama bu mücadeleye ben saygı duymakla birlikte şudur. Bu mücadele buralara gelip de işte çocukların sınavını yapmıyoruz, karne vermeyecek diyerek bu bir çözüm olduğunu düşünülüyorsa. Peki karşı an, çıkış ama bitireyim bunu. Burada bence kısır kavganın sonucunun bir şey olmayacağını söylüyorum. Bu toplum zarar görecek. Yani bu çocuklar zarar gördüğünde bunun telafisini yapabilecek mi? Bir soru sorayım size. Yıllar önce de yine böyle benzer bir çalışma oldu. Ve nedendi? Biz bu telafiyi yeni öğretim yılında öğretmenlerin takviye vererek çocuklarına, özellikle kritik birinci sınıf yeni okuma yazma sürecine giren çocuklarla alakalı bu süreci, bu açığı kapatacak. Yapıldı mı? Yapılmadı. Yani bugünün alınan kararlar bugünü kurtarmak için ise biz kümülatif olarak toptan konuya baktığımızda aslında hepimiz kayıp yaşıyoruz. Karşı çıkış gerekçelerine baktığımızda öğretmen sendikalarının, yani somut elle tutulur şu noktalara itirazımız var ve çözüm modelimiz de şudur denilmediğiyle şimdi, alakalı da evet, bir eleştiri ortaya konuluyor. Şimdi sizin, yani ben burada sendika açısından ve bakanlık olarak olaya bakmıyorum. Ben tamamen eğitim bilimi bana ne işaret ediyorsa, bu alanda aldığımız eğitim ve sorumluluk neyse ben o şekilde, o kimliğimle konuşuyorum. Çünkü bunun dışında konuşacak siyaseten çok şey vardır Bakan Hanım. Ama burada bu ekranlarda şu an itibariyle siyaset yapmaya gerek yoktur. Yapacağımız yer başka yerdir. Biz halkımızın doğru bilgilendirmemiz gerekir. Bunu çözümünü bulacak olan da şu an Eğitim Bakanlığı'nın kadrosundaki değerli bürokratlarımızdır. Sayın Bakan'ın müsteşarlarıdır. Biz fikirlerimizi koruruz. Dikkate alınır alınmaz. O ayrı bir şeydir. Ben onu tartışmıyorum. O bizim üzerinde durduğumuz, şu an tartışacağım konu değil. Ama burada şudur. Şimdi siz bir mücadele veriyorsunuz. Doğrudur. Herhangi bir konuda da şikayet ediyorsunuz. Ama onun dışında da işte şu da. Evet, bunlar eksikliktir. Mesela birçok okulda teknolojik donanım olarak yetersizdir. Evet, birçok okul deprem sonrası yapılan fizibiliteden sonra ne yapacağı belli değildir soru. Birçok okulda öğretmen eksikliğimiz vardır. Birçok okulda yabancı dil bilmeyen öğrenciler vardır ki
Bu konularla alakalı Sayın Bakan'ın da bazı açıklamaları vardır. İşte okullara girerken öğrencilerin dil yeterlilik testinden geçmesi tartışılır. Ama kendi modellemesi budur. Saygı duyarım. Başka modeller de var yapılabilecek. Veya işte tam zamanlı eğitime geçileceğinde haftanın iki günü olacak olması, nasıl olacak olması bazı taraflarca merak edilen ama bunun netleşmediği. İşte bu bir eylemde bunlar gerekçe olmaması gerekir. Eğer ki sizin mücadeleniz kendilerine göre tırnak içinde, saygı duyarım bir yere kadar, biz bir öğretmenin saatlerinin yeniden düzenlemesine karşıyık. Şu gerekçesiyle söylerse başka bir şeydir. Ama biz tüm bunların için öğretmenin saatini de koyuyoruz. Ve bundan dolayı eylem yapıyoruz demek bu başka bir şeydir. Şimdi eylemler toplum nezdinde şöyle bakılır. Sen mücadele hakkını alırken esas sorun üzerinden mi gidiyorsun? Yoksa yıllardır biriken sorunların bazılarına çözüm bulundu, bazılarına çözüm bulunuyor, bazılarının çözümü için girişim yapıldı. Ama olmazsa diye ben eylem yapıyorum. Bunlar farklı bir şeylerdi. Benim üzerinde durduğum budur. Şimdi ikinci söylediğim noktadır. Evet, benim de çok, biz de öğretmen kökenliyik. Biz de devlette, özelde öğretmenlik yaptık. Biliyoruz bugün öğretmen olan yüzlerce arkadaşımız var. Konuşuyoruz, olayın dışında değiliz. Ama burada esas sorun eğer ki yasaysa, yasada 3 tane madde vardır. Bunun üzerinden halka şu açıklamayı yapsın. İşte biz öğretmenin 20 saatten fazla ders zaten yapılmıyor. İşte A tipi B tipi öğretmen saatlerinin uygulamasına şu gerekçelerle karşıyız. Ve öğretmenlerin bireysel hizmet içi eğitim gelişimi için biz öğretmende şunları şunları isterik veya bilemiyorum gerekçelerini. Yani bunları çünkü ben net duymadığım için şu an net olamıyorum. Yani ben bugün yarın bir ziyaretlerini de yapacağım. Bu netliğin olmamasının sebebi nedir sizce peki? Bilmiyorum, onun soruları kendisindedir. Yani neden olmaması şudur. Aslında ben şöyle de bakıyorum olaya. Bir arkadaşın söylediğidir. Yani zaten yapamayacaklarını düşündüğümüz için yani bir güven sorunumuz vardır. Siyaseten. Siyaseten. Yani siyasetin bütününe mesela belediyeler reformunda da hatırlar mısınız? İçeride biz belediyelerle maddeleri konuştuk. Maddeleri koyduk ya, oylama yapılıyor. Dışarıda bu maddeler geçmeyecek diye eylem yapıldı. Hatırlarsanız bu süreci. Benzer bir algı mı yaratılıyor şu şimdi anda? Şimdi ben oraya girmek istemiyorum. Çünkü ben eğitim üzerinden siyaset yapmak istemiyorum. Eğitim üzerinden siyaset yapanların da sınıfta kaldığını gördük. Bir öğretmenin de böyle bir şey düşündüğünü ben sanmıyorum. Çünkü bu öğretmenlerimizin de bu ülkenin, toplumun gelişimi içinde yine öncü kişiler olduğunu biliyorum. Ben birilerinin hata yapıyorsa bütünü yansıtmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şudur, zemin doğru zemin değil şu an tartışıldığımız zemin diye bunu yenilemek istiyorum. Çözüm nasıl bulunacak peki? Yani taraflar arasında. Çünkü az önce eğitimi tek bir bacak üzerinden okumamak, evet, paydaşlarıyla birlikte okumak gerektiğine vurgu yaptınız. Biz şu anda, yani bugün Perşembe, üçüncü gün. Dolayısıyla eğitimde yaşanan sorun diye nitelendirdiğimiz bacağı çocuklar üzerinden okumaya da çalışıyoruz. Şimdi paydaşlar nasıl bir noktaya gelecek? Geçen gün Sayın Bakan da bir çağrı yaptı burada. Yani bunu yenilemekte fayda var. Yani esas yasayla alakalı sorunların ne olduğunu benim buradan çağrımdır. Kamuoyuna paylaşsınlar. Öğretmen sendikaları. Evet. Bakanlık bir çalışma yaptı. Bizim önerimiz sendikanın yaptı, budur diye. Aslında benzer çalışmayı sendikada, evet, yapsın. Yani çünkü öneri budur. Bizim karşı, evet, çıkışımız gerekçesiyle bunu söylemek lazım. Bir önceki yönetimle de bunlar istişare edildi. Şimdi bir yönetim değişti. Kendilerine göre haklı olabilirler. Üyelerini biraz... Onun etkisi var mı? Yani o yönetim değişikliği... Yani ben şu anki yönetimdeki arkadaşlara da haksızlık yapmayalım. Bu bir bayrak yarışıdır. Yani kişiler değilse de sendikanın duruşu zaten net olması gerekir. Genel isimler gerekir de yine sendikacılık yani geçmiş olan insanlar. Yani hangi sendika eğitimin gerilemesini ister? Hiçbir yer. Ve hangi bakan ve hangi bakanlık? Burada bir iletişim problemi, bir iletişim kopukluğu olmuş olabilir. Ama ben Sayın Bakan'ın bu yasada art niyetli olarak kesinlikle böyle bir şey olduğunu düşünmem. Zaten böyle bir şey olsa biz el kaldırmayız. Yani kimse zannetmesin burada
yanlış eğitim bilimi adına ters bir şey olduğunda biz gidecek daha parmak kaldıra. Yok böyle bir şey. Böyle bir dünya yok. O yüzden benim buradan çağrımdır. Sayın Bakan da aynı çağrıyı yaptı. Yasayla alakalı, yani bu değişiklikle alakalı rahatsız edilen noktaları paylaşsın. Rahatsız edilen sorunları kamuoyuna paylaşsın. Bizim de göremediğimiz, düşünemediğimiz varsa tamam. Ha, diğer tarafta. Yani böyle bir diyalog ortamı kurulamadı mı sizce? Hayır. Yani oradaki bir diyalog kopukluğunun olduğu söyleniliyor. Bilmiyorum, süreçte değildim. Yani o sayın sendika temsilcileri teknik kurul sürecini dile getiriyor. Bilmiyorum, yani biz sürece dahil olmadığımız için çok yorum yapamam. Hı. Ama ben kendilerini her fırsatta dinlemek istiyorum. Yani bu program için de gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün belki buradaki konuşmalarım bazı kişileri çok fazla rahatsız edecektir. Etsin de, sorun yok. Yani bazı kişiler dediğim şudur, yani çekindiğimiz bir şey yok yani. Neden bu konuyu ben açıkça dile getirdim? Çünkü eğitimde eğer ki hepimiz sorumluysak, siz de sorumlusunuz. Bir anne baba olarak da eğitimden sorumludur. Yani burada herkes karar alıcılar, her şeyi bilir diye bir şey yoktur. Ama artık anne babanın rolü değişti dünyada. Öğretmenin rolü değişti. Yöneticinin rolü değişti. Okulun değişti. Okul yöneticilerinin rolü değişti Baykan Hanım. Biz eskisi gibi davranamayız. Benim üzerinde durduğum budur. Ve dünyada artık sanayi, iş dünyası, yerel yönetimler ve merkezi hükümet, yani Eğitim Bakanlığı istişare ederek sürece yön verecek. Ve bu okul öncesinden başlayarak artık yeni alışkanlıkları, yeni değişim ve dönüşüme biz mecburuz adapte olalım. İşte tam bu süreçte böyle bir kaosun, ben şu an kaos olarak görüyorum bunu. Bu böyle bir kaosu, bu toplumun şu an ihtiyacı yok. Bir ay kaldı, bu çocukların üniversite sınavları var, merkezi sınavları vardır, çocukların heyecanı vardır. Ve bu çocukların yaza girerken bunları yaşamayı, inanın ne öğretmen, ne öğrenci, ne bakanlık, hiç kimse memnun değil. Eğer hiç kimse memnun değilse ortada demek ki doğru zeminde tartışılmayan bir konu var. O yüzden doğru zemin değildir diyorum. Çünkü sendika şunu yaptı, bunu net bir kez daha tekrarlamak isterim. Yasanın dışında diğer sorunların da çözmezseniz biz eylem yapacağız. Diğer sorunlar dediğiniz örneğin sorunlarda öne çıkarılan sınıfların kalabalıkları. Mesela yabancı öğrenciler. Bu bir tercih değildir. Yani sınıflar bakın kalabalık. Yabancılarla alakalı sorun dönem devam ederken yapabileceğiniz bir şey değildir. Evet, bu sorun son 6 ay 7 ayda özellikle dünyadaki ekonomik, sosyal ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu ülkeyi güvenli bir ülke görüp bu ülkeye gelen yatırım yapıp da bu ülkede huzur güvenlik açısından uygun şartlar olduğunu gören kişilerin aileleri geldi, çocuklarıyla geldi. Bu sayı şu an beklediğimizin üzerindedir ve ben çağrı yapıyorum burada. Mesela yeni dönemde artık Tatlısu İskele tarafında en az iki tane okula ihtiyacımız vardır. Çok özür dilerim Hasan Bey. Buyurun. Biraz da kendi bu konudaki fikrimi test etmek için bu soruyu soruyorum. Şimdi Sayın Bakan da bir dil tespit seviye sınavından bahsetti. Belki öyle yaparız ama hangi dil üzerinden eğitim yapmak lazım? Şimdi bu gelen çocukların büyük bir kısmı İngilizceye daha yatkın. Yani aslında belki biz kolej dediğimiz yabancı dilde İngilizce eğitim yapan okullarımızı mı çoğaltalım ki... Girelim mi birazcık bu konulara? Bilmiyorum. Zamanımız yani var zamanımız. Tamam. Şimdi okul çeşitliliği denilen çok güzel. Aziz Bey bakın, bir veli olarak baktığınızda olaya çok güzel bir şeye temas ettiniz burada. Biz yıllardır bu ülkede okul çeşitliliği yaratmadığımız için kolejler, devlet kolejlerinde girişi bir yarış olarak gösterdik. Çocukları tırnak içinde bir yarış atı olarak girdi ki bugün benim de çocuğum 5. sınıf. 23 Nisan'da GİOT'a girecek. Sınav zamanı. Sınav zamanı. Uykuları kaçıyor çocukların ve çaresiz kalıyorum. Bakın çıkıyoruz burada, konuşuyoruz. Bu işi emek verdik, dirsek çürüttük yıllarca. Bu alanda bir söz sahibiyiz ama çocuğumuza çözüm bulamıyoruz. Ama okul çeşitliliğini mecbursunuz yaratasınız. Neden? Şimdi okul çeşitliliği yaratmadığınızda bu sefer millet belli alanlarda yoğunlaşır algıdan dolayı. Daha iyidir diye değil.
zorunluluktan dolayı. Seçenek olmadı mı? O yüzden siz bu seçenekleri çoğaltmanız gerekir. İşte bunları tartışmanız gerekir. Nerede bu yenilik ve bu reform sürecinde? Merkeziyetçi anlayıştan artık yerel okul türü modellerde merkezi okul yönetimi yaratmanız gerekir. Yani devletin artık, hep söyledik ya, belediyeler reformunda olduğu gibi, merkezi yönetim daha çok denetleyen, değerlendiren, yönlendiren noktada olacak. Yine aynı durumda. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bütün dünya hatta, bu yöne doğru gidiyor. Hatta belki öğretmen alımını bile o yerel yönetimler yapacak. Yani şimdi ben okulumun işte. Evet. ihtiyacını bilirim. Münhalimi açarım. Bütçem de vardır. Evet. Alırım öğretmenimi. Şimdi bu söylediğimizi belki bir sonraki aşama yapabiliriz. Bu çok akılcıl olması gerekendir. Yeni modeller vardır. Bundan önce siz işte Aziz Bey okul bütçelerini yaratmanız gerekir. Evet. Evet. Okul bütçesini yarattığınızda ben müdürümün, müdür mavinin bir top kağıt için çıkıp da oraya buraya gidip kağıt ben iş insanı olarak bölgemdeki okullara, yanlış anlamasın kimse ama, temel ihtiyacı için gelip benden müdür yardım istiyor. Ben üzülüyorum ya. Yani üzülüyorum ama yapmak zorundayız bölgemizdeki çocuklarımız, okullarımız için. Ama bu sürdürülebilir bir yöntemi. Bu yılların sorunu, bu ne şu anki Sayın Bakan'ın ne şu anki hükümetin sorunu değildir. Çünkü bu sorun artık siyasi partiler üstü bir konudur. Hep söylenilen ve benim hep üzerinde durduğum bir şey vardır. Kurumsal hafızada planlamanın bu ülkede yetersiz olduğunu görüyorum. Bu sadece eğitimde değil, birçok alanda. Ve bunlar yapıldık sonra bazı bakanlıklarda da gerçekten çok önemli icraatlar ve çok önemli projeler çıkıyor. Bunları görebilmemiz gerekir. Buradaki yapacağımız dokunuşlar bugün tartışma üzerinden değil. Bu bir şekilde çözülür, çözülecek de. So what? Ne olacak yani? Yani bugün hadi bu yasayı geçirttik veya geri çektik Baykan Hanım. Ne olacak? Sorarım. Yani sorunlar bitti. Tamamdır yani. Hadi açıyoruz okullarımızı. Yani aferin, biz çocuklarımızı yetiştirecek. Biz çıkalım günlerinden söyleyelim. İşte çocuklarımızı beşeri eğitimi, beceri eğitimini, her çocuk aynı değil. Kitabı konuşmalarda ama ne yapıyoruz? O zaman bizim siyasette ne işimiz vardır? Kimse kusura bakmasın. Dünya değişiyorsa, zaman değişiyorsa, üretim, tüketim alışkanlıklarımız değişiyorsa. Bu söyledikleriniz peki Eğitim Bakanlığı kanadında tartışılıyor. Tartışılıyor tabii. Tartışılıyor. Yani bunun tartışılması bir yere kadardır. Bunun ben artık hayata geçmesini istiyorum. Ben değil, çocuklarım adına, sokaktaki insanlar, siz istemez misiniz? Ben şu soruyu sorarım burada halkımıza. Neden biz çocuklarımızı tek tip öğrenci yetiştirmek adına müfredatlarımızdaki taban asgari müfredat artı beceri tabanlı müfredata geçmiyoruz? Bunu sendika tartışsın. Buyursunlar, tartışalım. Bunu ben istedim diye değil, bunu bütün dünya yapıyor. Çünkü eğitim öyle bir şeydir ki, siz eğitimdeki değişim dönüşümü sadece günün koşullarına göre değil, ulaşmak istediğiniz ve yaşamak istediğiniz nasıl bir coğrafya? Çünkü bakın, yarının koşullarına göre coğrafya kaderdir. Siz komşunuzu değişebilir misiniz ya? O adayı alıp bir yerden bir yere getirebilir misiniz? Şimdi biz bu coğrafya kaderimizdir. O zaman biz bu kaderi bizim tek şansımız olarak değil, nasıl geliştirebiliriz? Bunu da burada yaşayan insanlar, bakın insan konuşur. İnsan için konuşuruz. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte biz artık nitelikli insan kaynağını yetiştirmen gerekir. Neden? Çünkü dünya diyor ki, Dünya Bankası'nın raporları. Ey ülkeler, pandemiden sonra yerel ve milli ekonomi temelinde kaynağınızı sürdürülebilir. En önemli kaynak da insandır. İnsanın ürettiği bilgiyi teknolojiye adapte ederek iş dünyasıyla, üniversitelerle, yerel yönetimleriyle birlikte planlayıp geliştirdiğiniz sürece dünyayla rekabet edebilirsiniz. Bu bağlamda hangi meslek alanları gelişecek, hangi meslek alanları daralacak, hangi alanları çok yaşayın. Hep hangi birlikte. Alanları hep birlikte geliştirmemiz gerektiğine kafa yoruyor. İşte budur reform. Yani bundan korkmamamız gerekir. Ne oldu? Bağırdık, çağırdık yerel yönetimle. Yedik birbirimizi. Ne oldu? Şimdi herkes memnun.
Çünkü daha hizmet alıyor. Hem finansman hem yönetsel. Ben söylüyorum, eğitimdeki problem şu an finansman kaynağı olup olmaması ayrı bir boyuttur. Bu aşılabilecek bir boyuttur. Bakın örnek vereyim size. 2008 yılında Baykal Hanım, Dünya Bankası anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimdeki reform süreci geliştirmek için 300 milyon dolar kredi verdi. Neden bilir misiniz? Ve 15 yıllık bir planlama yaptı. Ve 2008 yılında bu süreç başladığında 2010 yılında teknolojik kalkınma hamlesi başlığı adı altında 25 yıllık planlama yapıldı Türkiye'de. Hiç kimse zannetmesin ki başarı, bugün bir top, İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar, gemiler, hiçbir şey rastlantı değil. Kim yapıyor bunu? Ya uzaydan gelirler de yaparlar. Kendi insanımızdır, kendi mühendisimizdir, kendi evlatlarımızdır. Ya ben biliyorum, bu ülkede yetiştirdiğimiz gençlerin neler yaptığını biliyorum. İşte eleştirdiğimiz bu eğitim sisteminden çıktı. Tırnak içinde birilerinin eleştirdiği, ki asla bu eleştirileri kabul etmem, öğretmenlerimizin yetiştirdiği gençlerdir. Peki bugün bu tartışmayı yaptık hadi. Bu yasa geçti. Ne olacak sorarım. Ya bitti bütün sorunlar. O yüzden diyorum, biz yeni sürece bütün paydaşların da katkısını sağlayacak, sürdürülebilir, çok boyutlu bu tartışmalar yapacak bir eğitim reform çalıştayıyla birlikte sürece getire. Evet, 2023 ile alakalı bazı öngörüler vardır ama unutmayalım, o günün koşullarında yapılan ve o günün koşullarında çıkan raporlar belli bir dönemi kapsar. Reformsal süreci çok boyutlu, bütün dinamiklerle ve benim burada kırmızı çizgim ve en önemli şey, yerel yönetimler, ilçe eğitim kurumları ve okul bütçelerini oluşturarak esnek müfredat yapısıyla ve bölgelerdeki her okul türünün farklılaşabileceğini, okul çeşitliliğini yaratarak, özellikle dil sorunu olan yabancı ülkelerdeki öğrencileri. Sorarım, bir şu geldi aklıma, dil sorunu dedik. Hepimiz övünürük, İngilizce bilirik. Çocuklarımızın da illaki İngilizce bilmesi için her şeyimizi de yapıyoruz. Çılgın Türkler, eğitim için her şeyi yapar. Times dergisinin 2015 manşeti var. Peki sorarım burada, biz her şeyi verip aldığı İngilizce'nin de hiç baktık mı bu çocuğun İngilizce okuryazarlık seviyesi nedir? Sorarım. Matematik okuryazarlığımız nedir? Fen okuryazarlığımız nedir? Hepimizin elinde akıllı telefonlar, teknoloji çatır çatır kullanırız. Teknoloji okuryazarlığımız nedir? Hepimiz spor yaparık. Ben geçen gün bir kalp doktoruyla görüştüm. Rutin kontrolüm vardı. Gittim. Hasan Bey diyor, iki gün önce diyor, bir kalp krizinin ana nedeni bilir misiniz nedir dedi, yürüyüş yaparken yanlış ayakkabı kullanımından. Bakın ne kadar önemlidir. İşte burada eğitimi sadece bu dört duvar olarak değil, siz çocuğunuzla birlikte bir yürüyüşe gidersiniz, bir orman gezisine gidersiniz. Hem bir sosyallik olur, hem birliktelik olur, aile bağınızı güçlendirirsiniz, spor alışkanlığını verirsiniz. Bakın bu detaylar dahi çok önemlidir. Biz çocukluğumuzda piril oynardık, ya lingir oynardık, çocukluğumuzda sokakta oyun oynardık. Peki biz çocuğumuzu şimdi sokağa çıkarabiliyor muyuz? Eskiden sokaktan içeriye gitsin diye anamız babamız çağırırdı. Peki şimdi? İşte burada önemli olan şudur. Eğitimi ben sadece bugün bu yasa üzerinden tartışarak çözemem. Bu çözüm değil. Daha bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacımız var yani. O yüzden benim burada çağrımı yinelerim. Sayın Bakan da bu çağrıyı yineledi. Yasa üzerindeki sorun olan bu üç başlık mı onlara göre? İki mi, üç mü? Neyse, bunlar çıksınlar, kamuoyuna paylaşsınlar. Bu kötü bir şey değil. Biz de yardımcı olacağız. Bakın, biz de burada göremeyen, düşünülemeyen bir şey varsa ama gerekçeleriyle anlatalım diye düşünüyorum. Ve eğitimcilerin bu çalışmaların dışında kalması herhalde düşünülecek bir şey değil. Yani yasa çalışması devam ediyor. Tamam, yasa yapanlar yapacak ama eğitimcilerin de öğretmenlerin de dahil olması gerekir hemen her anına. Yani dışta kalarak çözüm yaratamayız.
Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani biz bıraktık, katılmıyoruz, devam etmiyoruz. Ortaya çıkacak olan sonucun eğer aksaklığı olacaksa yine de sorumluluk yükler bize dışta kaldığımız için. Evet. Yani bu da çok önemli. O yüzden katılımcı bir şekilde çözemeyeceğimiz sorun yoktur herhalde. Yani yeni süreçte eğitim daha çok bu ülkede tartışılacak, daha çok konuşulacak. Eğitim ekonomisi konuşulacak. Bakın, üniversitelerin çok önemli bir misyonu var arkadaşlar burada. Ülkenin toplumsal sorunlarına bilimsel temelde kalıcı ve sürdürülebilir çözüm üretmek. Çözüm üretme fabrikalarıdır. Proje tabanlı inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını yapması gerekir Baykan Hanım. Ben sorarım burada, bu ülkenin toplumsal herkesin tartıştığı konulara ben eleştiriyorum burada. Bu eleştiriyi de yapmak hakkımdır. İşin içindeyim. Yeterli değildir yapılan çalışmalar. Eğer bu ülkede yazılımsal anlamda bir ihale olup bu ihaleye bu ülkenin kaynakları dışında üçüncü bir ülkeden girip teklif veriyorsa ve o ihaleyi alıyorsa ve diyoruz, çağrı yapıyoruz üniversitelere, lütfen gelin, alın size işte döner sermaye, alın size Doğu Akdeniz, size bir gelir ya, o gelir sağlayacak. Giderlerinin %80'i şeydir, personel gider. Sadece öğrenciden geliri sınırlı. Ha, size bir çözüm burada, bir alternatiftir bu. Şimdi bunlara kafa yormamız gerekir. O yüzden eğitimi bir bütün olarak konuşacağız. Ben de döneceğim üniversitedeki eğitim fakültelerine, diyeceğim ki benim hedeflediğim öğretmen niteliği bu şekilde olacak. Çünkü benim de dünyayla rekabet edebilecek, yetiştirmem gereken öğrencilerin bireysel beceri, esnek müfredatın ne olduğunu bugünkü öğretmenler de işte bu yasada denildiğimiz hizmet içi eğitimin niteliği, kalite ve katılım zorunluluğunu koymam gerekir ya. Ben mecburum bunu, çünkü eğitim dinamik ve değişim süreci ise ben öğretmenin inisiyatifine bırakamam. Bu bir zorunluluktur. Neden? Çünkü sen çocuğunun en iyi şekilde bu eğitimi alması gerekir diyorsan ben bunu rastlantıya bırakamam. Yani art niyetli öğretmen yoktur. Belki tırnak içinde. Onları konuşmuyorum. Ama bizim bildiğimiz, kabul ettiğimiz öğretmen niteliğinde öğretmenlerimizin de kendini geliştiren, çok faydalı, üretken, proje üreten, çocuklarını en iyi şekilde hayata hazırlayan birbirinden değerli sayısız öğretmen arkadaşımız vardır. Bunları görerek olumlu yönden bakmaya çalışırım. Umarım bu süreci doğru diyaloğu ama doğru zeminde tartışarak sadece bu yasadaki sorunların neler olduğunu konuşarak bu zeminde çözeriz. Çünkü diğer taraftan teknoloji yetersizliği doğrudur. Sınıflarda yetersizlikler olabilir. Deprem sonrası yapılacak olan şeylerle alakalı şu an kapsamlı, ki ben de deprem ve doğal afetlerle alakalı mecliste bir komitedeyim. Orada da neler olduğunu biliyoruz, neler yapıldığını. Mesela Mimar Mühendisler Odası'yla görüştük. Okul fiziki yapım kriterleri diye bir çalışma istedik. Yaptılar. Dün Sayın Bakan'a sundular kitapçık şeklinde. Yani bir okulun hangi boyutta, nereye, hangi kuzeye, güneye, doğuya baktığıya mı bakacak? Çevresi ne olacak? Bölgenin demografik yapısındaki dekoratif yeşili, böceği, her şeyle. Fiziki bir planın, sınıf donanımı, hep bunlar bir kriterlere bağlı olacak. Bak, bu çok önemli bir adımdır. Ama işte öğretmen bir okulda öğretmen eksikliği, evet bu bir sorundur. Ama bu sorun bugün bu grevi gerektirecek bir durum yoktur. Okul bitiyor. Yani bu sorunu ben yeni dönem itibariyle çözeceğim. Zaten her dönem başı aynı maddeler, şunlar 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 olmasa eğitim sancılı başlayacak. Ama doğumda, her doğumda sancılıdır. Ama bir çocuk dünyaya getirirsiniz. Biz o çocuğu en iyi şekilde hayata getirmemiz gerekir. Bu sancılı süreci de biz bunları, ama şu an bu kaotik süreci aşmak adına benim duymak istediğim, mevcut komitemizde olan, benim de takip ettiğim bu yasala, bu maddelere itirazları nedir? Saatlerle alakalı, işte hizmet içi eğitimlerle ve başka bir şey. Bizi ikna etsinler. Bilimsel temelde çocukların gelişiminde, eğitimin gelişiminde bunu yaparsak bu kötülük olacak bu topluma, bu çocuklara. O zaman biz de bu yasa için
gerekli direnişi gösteririz. Hep birlikte yaparız. Ama doğru zemini, doğru şekilde tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Bu konu çok önemli bir konu. Her zaman önemli. Yani sadece bu içinde bulunduğumuz gündemin sıcaklığından değil, eğitimi her zaman konuşmamız lazım herhalde. Bu fırsatı yarattık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bugünü bitirdik. Evet, bugünü de bitirdik, noktaladık. Yarın yeniden buradayız sevgili seyirciler. Haftanın son gününde sizlerin karşısında olacağız. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle yarın sabah hoşça kalın.